Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünya hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yine iğneden bir tığ tasarlama yapacağız. Instagram üzeri geldi. İğne oyalarını gönderiyorlar e, tığa çevirebilmem için. Arkadaşım bebeği varmış, oturup vaktim yok dedi. Siz çevirirseniz mutlu olurum dedi. Ben de elimden geleni yaptım, anlatım için yapacağım modeli çevirdim. Şimdi kullanacağım ipler gördüğünüz gibi şöyle bir rengim var. Bunu kullanacağım. Bir de böyle bu rengi kullanacağım. İki renk, üç renk yeşille. Aslında mavi de kullanabilirim ama ben sadece model anlatım yapacağım için bu üçüyle yapacağım. Yeşilim Leylak markası 699. Bu da e, sanırım Leylak markası hardaldı arkadaşlar. Hardal sarısıydı. 60 numarasını. Bu da Leylak markası 423 numara. Ee, bir tane dondurma çubuğu veya şiş de olabilir, kalem de olabilir. Bunu ben dondurma çubuğunda rahat ediyorum. Kullanacağız 22 numara tığ. Modelimize gelince. Modelimiz bu şekilde bir iğne oyasıydı arkadaşlar. İğne oyası da ve bu motifler vardı arasında. Şimdi başlayacağız hep birlikte. İlk aşama olarak bu tepeyi yaparak başlayacağız arkadaşlar bu yuvanın. Sonra aramızı verip dağımızı yapacağız. Sonra tekrar aramızı verip bu tepeyi. Şimdi ilk başlarken o tepeyle başlıyoruz. Motifin altındaki bu küçük dağ ile başlıyoruz. İpimizi tığ batısına sabitleyelim. İpim ipim ipim. Evet ipimizi tığ basına sabitledik ilk başlarken Bismillahirrahmanirrahim Tığ battım 2 zincir çekerek yaptım ipimi tığ basına sabitledim 5 adet tığ battı üzerine yine 2 zincir çekip Kapatacağım Bu 1 1 2 zincir çektim kapattım bu 2 2 adet zincir çektim kapattım bu 3 2 adet zincir çektim kapattım bu 4 2 adet zincir çektim kapattım bu 5 şimdi dönüyorum 2 adet zincir çektim ilk yuvanın içine girdim sık iğne ile kapattım 3 adet zincir çektim hemen yandaki yuvaya kapattım bu 1 3 adet zincir çektim yandaki yuvada kapattım bu 2 3 adet zincir çektim yandaki yuvada kapattım 3 3 adet zincir çektim. Yandaki yuvada kapattım 4. Yani ilk başlarken 5 taneydi. Baş kısımda bir eksiltme yaptık arkadaşlar. 4 oldu. 2 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girip sık iğne ile kapatarak böyle eksiltme yaptık. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Devamında gelene kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Devamında gelene kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim en baştakine kapattım bu 3, 3 oldu şimdi de. 2 adet zincir çektim döndüm, ilk yuvan içine girdim sık iğneyle kapattım, eksitmiş olduk. 3 adet zincir çektim yandakine kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim yandakine kapattım bu da 2. Gördüğünüz gibi küçük bir dağımız oluştu. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 döndürüyorum. Buradan bakın biri atlayıp bu sonuncu yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum. Tepesine bu şekilde bir yuva hazırlamış olduk. 2 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıraya girip kapatıyorum, aşağı iniyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıraya inip kapatıyorum. Kenardan iniyoruz. 2 adet zincir çekiyorum bir alt sıraya indim kapattım şimdi bir adet zincir çekip aynı tığ battı içerisine girip sık iğne ile sabitledim bu şekilde kenardan indik arkadaşlar şimdi bu yuvamızı yaptık dağaya başlamak için araya 8 tane 2 adet zincir çekip kapatacağım vereceğim araya ayarlıyorum 2 adet zincir çektim yandaki yandakine kapattım. bu bir 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 2 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 3 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 4 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 5 2 adet zincir yandakine kapattım 6 2 adet zincir yandakine kapatıyorum 7 2 adet zincir çekiyorum yandakine kapatıyorum 8 Gördüğünüz gibi vereceğimiz ara. 8 adet tığ battı üzerine yine tığ battı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi dağa başlıyoruz. Örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Örümceğimin tepesinde kapatıyorum. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. 2 tane 6 zincirli pimpirim oluşturuyorum örümceğin üzerinde. Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir tığ batısı atlayıp ikinciye kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 şu şekil dönderdim tersine. 2 adet pimpirim var. Öndeki pimpire 4 zincirimi kapatıyorum. Ve yine 6 adet zincir çekiyorum. Döndürüyorum düz yüzüne. Bu tepe noktaya girip 6 adet zincirimi kapatıyorum. Bu birinci pimpiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip aynı noktaya ikinci pimpirim yap kapatıyorum. Şimdi 4 adet zincir çektiğim şu noktaya 3 adet zincir çekiyorum. İnerken 3 çekeceğiz zincirleri. 3 adet zincirimi bakın şöyle örümceğimin tepesinde batıp kapatıyorum. Ve bu noktaya da 6 adet zincir çekip pimpirik yapıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. Bu şekildeyiz. Ve örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir tığ bası atlayıp ikinci de kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Üzerine 4 adet zincir döndürüyorum oyamı. İlk pimpire girip 4 adet zincirimi kapatıyorum. Araya 4 adet zincir çekiyorum. Tepedeki iki pimpirin öndeki pimpirine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Düz yüzünü döndüm. Tepe noktaya 6 adet zincirimi kapatıp ilk pimpirimi yapıyorum. Bu dönüşte hep 2 pimpirik yapıyoruz. Yine 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp ikinci pimpirimi yapıyorum. 3 adet zincir çektim. Bakın şu 4 adet zincirli noktaya 3 adet çekiyorum inerken buraya hemen devamında gelen noktaya batıp kapatıyorum. Bu noktaya da 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp kapatıp pimpirim yapıyorum. Şu örümceğin üzerindeki 4 zincirli yere geldik. 3 adet zincir çekiyorum. Örümceğimin tepe noktasına batıp kapatıyorum. Aynı noktaya 6 adet zincir kapatıyorum. 4, 5, 6. Aynı örümceğimin tepesine batıp kapatıyorum örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir tığ bas atlayıp ikinciye kapatıyorum. Bakın dağımız oluşmaya başladı. Tekrar örümcek çekiyorum. Üzerine 4 adet zincir çekiyorum. 3 ve 4. Döndürüyorum. Buradaki ilk pimpirime girip kapatıyorum. 4 adet zincir çektim. Devamındaki gelen pimpirimde kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki gelen pimpirimde kapattım. Öndeki pimpirim. 6 adet zincir. Düz yüzünü dönüyorum. Tepe noktaya batıp kapatıyorum. 1-2-3-4-5-6 adet zincir. Aynı tepe noktaya girip kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıradaki tepeye batılan yere kapatıyorum. Buraya da 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp pimpirim yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıradakine kapatıyorum. Yine 6 adet zincir aynı noktaya batıp kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Örümceğin tepesine geldik. Buraya örümceğin tepesine batıyorum. 3 adet zincirimi kapattım. Yine 6 adet zincir aynı noktaya batıp kapatıyorum örümcek çekiyorum aşağı iniyorum hemen aşağıdan bir tığ basatlayıp ikinci de kapatıyorum bu şekilde bir sıra daha gidip geleceğiz dağımıza yine örümcek çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir isterseniz bu kadar olsun derseniz burada bırakabilirsiniz ben şu kenar pimpirikleri bakın 1 2 3 4 5 tane olana kadar yaptım diğerini Örümcek çekip üzerine 4 adet zincir çektim, dönderdim. İlk pimpirimin içine girdim, kapattım. 4 adet zincir çektim, devamında gelen pimpirime kapattım. 4 adet zincir çektim, devamında gelen pimpirime kapattım. 4 adet zincir çektim, tepedeki ilk öndeki pimpirime kapattım. 6 adet zincir çektim, döndüm. Tepe noktaya battım, kapattım. 6 adet zincir çektim aynı tepe noktaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim. Bir alt sıradakine giriyorum, kapatıyorum. Buraya da 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. 3 adet zincir çektim. Devamında gelen noktaya kapattım. Buraya da 6 adet zincir çekiyorum aynı noktaya batıp kapatıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Devamındaki gelene indim kapattım. Yine 6 adet zincir aynı noktaya battım. Pimpiremi yaptım. 3 adet zincir 3 adet zincir çektim. Bakın örümceğimin şeyine geldik hizasına buraya örümceğimin tepesine batıp kapattım bu noktaya da 6 adet zincir çekiyorum aynı noktaya batıp kapatıyorum bu şekilde yine örümcek çekiyorum aşağıdan bir tığ batsa atlayıp ikinci de kapatıyorum Böylelikle dağımızı tamamladık arkadaşlar. Bu da aradaki motifimizin yeri. Şimdi yine motifimizi yapacağız. Yine araya 8 adet tığ battısı yapacağım. Motif ve dağın arasındaki mesafe o. 2 adet zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya kapattım bu bir. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım 2. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım 3. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım 4. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 5 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 6 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 7 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bu motifle dağın arasındaki mesafe dip dibe olmaması için şimdi de şu motifin altındaki o 5 tane tığ battığı yapacağız bunu hazırlayacağız. Yani bu 8'den sonra 5 tane daha yapacağız. Toplamda 13 tane yapmış olacağız bu dağdan sonra. 8, 5 daha 13 eder. 2 adet zincir çektim kapattım. 1 2 adet zincir çektim kapattım. 2 2 adet zincir çektim kapattım. 3 2 adet zincir çektim kapattım. 4 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 5 2 adet zincir çekip dönüyorum. Bu yaptığım 5'e de dediğim gibi motifin dağısını yapıyoruz. 2 adet zincir çektim. İlk yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Devamındaki gelene girdim. Kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. Bu 3. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 4. Yani ilk sıramız 5'ti. Şimdi 4 oldu eksilttiğimiz için burada. 2 adet zincir çekip döndüm. İlk yuvanın için 2 adet zincirim sık iğne ile kapatarak eksiltmiş oldum orayı. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 1. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 2. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 3. Şimdi de yuvamız 3 oldu. 2 adet zincir çektim. Döndüm. İki yuvama girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındakine kapattım. 1. 3 adet zincir çektim, devamındakine kapattım. 2. Şimdi arkadaşlar 2 tane yuvamız kaldı. Bakın dönüşte bu gidiş yönümüz. Buraya 12 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Buradaki ilk baştaki bir atlayıp bu ilk baştakine kapatıyorum. Buraya yuva hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi 2 adet zincir çekip bu kenardan iniyorum. Bir alt sıradakine girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip bir alt sıradakine girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip bakın şu en alttakine kapattım. Kenardan indim. Aynı tığ battı içine bir sık iğnesiyle girdim. Şimdi yine 2 adet zincir çekip yandaki tığ battiyi kapatıyorum. 1. 2 adet zincir çekip yandakine kapattım. 2. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım. 3. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım. 4. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım. 5. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım. 6. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım. 7. 2 adet zincir çekiyorum yandakine kapatıyorum 8. 8 tane tığ battı üzerine yine 8 tane tığ battı yapıp aramı verdim. Şimdi dağ yapıyorum. Örümcek çekip üzerine pimpiriklerimi yaparak bu burada ne yapmış isem burada da aynısını yapıp dağımı yapıyorum. Dağımı yaptıktan sonra 8 adet motifle dağ arasına tığ battı yapıyorum. 5 adet de bu yuva için yapıyorum. Toplamda 13 adet tığ batısı yapıyorum dağdan sonra. Dönüp o 5 adedinin üzerine bu işlemi yapıyorum. Alt kısmımız bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani burada dağı yapacağım. Dağdan sonra inip 13 tane tığ batı üzerine yine tığ batı yapıp 5'ini bunda kullanacağım. Arada yine 8 kalmış olacak. Şimdi hemen buradaki motifin yapımına geçelim. Bu sefer bunu sarı yapacağım aldım elime sarı rengimi tığımı ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzümüzden buradaki yapmış olduğum tepeye girdim. Sabitledim. 1 2 3 adet zincir çektim. Aynı noktaya girdim kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim. Aynı noktaya girdim kapattım bu 2. 3 adet zincir çektim. Aynı noktaya girdim kapattım 3 oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum sadece dönüşü. 4 zincir çektim. İlk yuvanın içine girdim, kapattım 1. Şimdi 3 adet çekiyorum. 2. yuvanın içine girip kapatıyorum. 2. 3 adet zincir çekiyorum. 3. yuvanın içine kapatıyorum 3. Bu son yuvama bir kez daha 3 adet zincir çekip kapatıyorum. Böylelikle artırdım. 4 oldu burası. 3 ile başladık 4 oldu. 4 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Sadece dönüşü 4 çekiyorum. İlk yuvama giriyorum. 4 adet zincirimi kapatıyorum. Bu 1. 3 adet zincir çekiyorum. İkinciye giriyorum. 2. İki. 3 adet zincir çekiyorum. Üçüncüye giriyorum. 3. Üç. 3 adet zincir çektim. Sonuncu 4. yuvama girdim. 4. Yine artırma yapıyorum. 3 adet zincir çekip aynı 4. yuvama bir kez daha batıyorum. 5 oldu. Dönüş yapıyorum. 1 2 3 4. Dönüşümü 4 ile çekip dönüyorum. İlk yuvanın içine girip kapatıyorum. 1. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamındakine girip kapatıyorum. 2. 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım. 3. 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım. 4 3 adet zincir çektim devamındaki son yuvama kapattım 5 yine artırma yapıyorum burada 3 adet zincir çekip 5. yuvama 6. yapıyorum 6 dönüş yapıyorum 4 adet zincir çektim döndüm ilk yuvamın içine giriyorum 4 adet zincirimi kapatıyorum 1 3 adet zincir çektim devamında gelen yuvama girdim kapattım 2 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 3. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 4. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 5. 3 adet zincir çektim. Buradaki son yuvama kapatıyorum 6. Burada bir kez daha batıp kapatacağım sonunda. 3 adet zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 7. 7 tane oldu. Şimdi eksiltmeye gidiyoruz arkadaşlar. 7 tane yuvamız olunca. Şimdi 2 adet zincirle dönüş yapıyorum. 4'le dönmüyorum. Eksiltmeye başladığımızda 7 olduktan sonra 2 adet zincir çektim. İlk yuvamın içine girdim, sık ile kapattım eksiltmiş oldum. 3 adet zincir çektim. Devamındakine girdim, kapattım 1. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım 2. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım 3 oldu. 3 adet zincir devamındakine kapat 4 oldu. 3 adet zincir devamındakine kapat 5 oldu. 3 adet zincir sonuncu yuvama kapattım 6 oldu. Yani eksilttik bakın bir tane. Şimdi 2 adet zincirle dönüş yapıyorum. İlk yuvamın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. Eksiltmiş olduk. 3 adet zincir devamındakine kapat 1. 3 adet zincir devamındakine kapat 2. 3 adet zincir devamındakine kapat 3 3 adet zincir devamındakine kapat 4 3 adet zincir devamındakine kapat 5 oldu gördüğünüz gibi 2 adet zincirle dönüş yapıyorum İlk yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum 1 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum 2 3 adet zincir çekiyorum. 2 oldu. Devamındakine kapatıyorum. 3. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 4. Şimdi 4 oldu. 2 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. İlk yuvama girip sık iğne ile kapatıp eksilttim. İlk yuvama sık iğne ile girip kapattım. Eksilttim. 3 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. Kapattım. 1. 3 adet zincir devamındakine girdim kapattım 2. 3 adet zincir devamındakine girdim kapattım 3 oldu. 2 adet zincirle dönüş yaptım. İlk yuvama girdim sık iğneyle de kapattım eksilttim. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 1. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 2. 2 adet zincir çektim döndüm. İlk yuvanın içine girdim sık iğneyle kapattım eksilttim. Bu son yuvamız arkadaşlar. 4 zincir çektim tepe yuvamız. Bakın önümüzdeki son yuvamıza girdim, kapattım. Bitirdik. Gördüğünüz gibi. Bir adet zincir çekip ipimizi keselim. Bu taraf kısmını yaptık. Şimdi bu ipleri temizleyip döneyim. İpimi tığıma sabitledim. Buradaki işlemin aynısını şimdi bu taraftan başlayarak yapıyoruz. Bu noktaya bakın. Karşısına aynı yuva içerisinde kenar kısmından tutturuyorum ipimi. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya girdim, kapattım bu 1. 3 zincir çektim, aynı noktaya girdim, kapattım 2. 3 adet zincir çektim, aynı noktaya girdim, kapattım 3. 3 tane yuvayla başlıyoruz. Şunu yakayım hemen. 3 tane yuva yaptım 3 adet zincirli. Şimdi dönüşümü dediğim gibi 7 olana kadar dönüşte 4 tane çekiyorum. 4 adet zincir çektim döndüm. İlk yuva içerisinde girdim kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim sadece 4'ü dönüşte yapıyorum. Devamına kapattım 2. 3 adet zincir çektim bakın son yuvama girip kapatıyorum. bu 3 oldu aynı yuvaya 3 adet zincir çekip tekrar kapatıyorum artırma yapıyorum 4 oldu 1 2 3 ve 4 zincirle dönüş yapıyorum ilk yuvama girip kapatıyorum 1 3 adet zincir çekiyorum devamındakine kapatıyorum 2 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum 3 3 adet zincir çekip son yuvama kapatıyorum 4 bu son yuvama yine 3 adet zincir çekip kapatıyorum. Bu da 5 artırmış olduk. 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. İlk yuvama giriyorum, kapatıyorum 1. 3 adet zincir çektim, devamındakine girdim, kapattım 2. 3 adet zincir çektim, devamındakine girdim, kapattım 3. 3 adet zincir çektim, devamındakine girdim, kapattım 4. 3 adet zincir çektim, son yuvama kapattım. 5. Son yuvama 3 adet zincir çekip bir kez daha kapatıyorum. 6 artırmış olduk. 4 adet zincirle dönüş yaptım. İlk yuvama girdim. 1. 3 adet zincir çektim. Devamındaki yuvama girdim. 2. 3 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. Kapattım. 3. 3 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. Kapattım. 4. 3 adet zincir çektim. Devamındakine girdim. Kapattım. 5. 3 adet zincir çektim. Son yuvama girdim. 6. Bu son yuvama 7. yuva için 3 zincir çekip tekrar kapattım. Artırdım. 7. Artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi 2 adet zincirle dönüş yapıyorum. 7 tane yuva olduktan sonra. İlk yuvama giriyorum. 7 adet zincirimi kapatıyorum ve eksiltmiş oldum. 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım. 1. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 2. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 3. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 4. 3 adet zincir çektim devamındakine kapattım 5. 3 adet zincir çektim son yuvama girip kapattım 6. 2 adet zincirle dönüş yaptım. İlk yuvam içine girdim kapattım eksilttim burayı. 3 adet zincir çektim devamındakine 1. Yine 3 adet zincir devamındakine 2. 3 adet zincir devamındakine 3 3 adet zincir devamındakine 4 3 adet zincir devamındakine 5 2 adet zincirle dönüş yaptım ilk yuvama girdim eksilttim 3 adet zincir devamındakine 1 3 adet zincir devamındakine 2 3 adet zincir devamındakine 3 3 adet zincir devamındakine 4 2 adet zincir çektim dönüş yaptım ilk yuvama girdim sık iğne ile kapadım 3 adet zincir çektim devamındakine 1 3 adet zincir devamındakine 2 3 adet zincir son yuvama 3 oldu 2 adet zincir çektim dönüş yaptım ilk yuvama girdim sık iğne ile kapattım eksilttim 3 adet zincir devamındakine bu 1 3 adet zincir son yuvama girdim bu iki. 2 adet zincir çektim döndüm İlk yuvama sık iğne ile girdim kapattım son yuvama 4 zincir çekiyorum bakın son yuvama girip kapatıp bitiriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık bir adet zincir çekip hemen ipimizi keselim bu yeşili kullandığımız yeşili alıyorum tığıma sabitliyorum buradaki ortadaki araya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum üzerine bir adet zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım dediğim gibi kalem olur 7-8 numara şiş olur dondurma çubuğumu takıyorum Aynı yuvaya giriyorum, ipin ucunu alıyorum. Bir, iki adet zincir çekiyorum dibinde mutlaka uzatıp takıyorum. İkinci ilmeğimi yaptım. Aynı yuvaya giriyorum, ipin ucunu alıyorum. Bir, iki adet zincir çekip uzatıp takıyorum. Üç adet ilmek oluşturdum. Aynı yuvaya giriyorum, ipin ucunu alıyorum. İki adet zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. 3 adet ilmek yaptıktan sonra. Bunu çubuktan çıkarıyorum. Burada 3 adet ilmeğim oluşuyor. Şu ipleri temizleyip dönüyorum. Burada bordunun üstüne hardal kullanmışım. Burada da bu rengi kullanacağım. İpimi tığıma sabitliyorum. Hemen düz yüzümüz burası. İlk ilmeğin içinden giriyorum. İpimi sabitliyorum. katını aldım. Tekrar yapmam gerekiyor. İlk ilmeğin içine girdim, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girip kapatıyorum. 6 adet zincir. Aynı ilmeğin içinde kapattım bu bir. 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içinde kapattım bu iki. 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içinde kapattım bu 3. 3 kez 6 adet zincir çektim, kapattım. Araya 2 adet zincir çektim. Yandaki ilmeğimin içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Aynı noktaya girip kapattım bu 1. 6 adet zincir çektim aynı noktaya girip kapattım bu 2 6 adet zincir çektim aynı noktaya girip kapattım bu 3 2 adet zincir çektim yandaki son ilmeğimin içine girdim sık iğne ile kapattım araya 2 adet zincir çekip 6 adet zincir çektim bu 1 6 adet zincir çektim. Aynı noktaya kapattım bu iki. 6 adet zincir çektim. Aynı noktaya kapattım bu 3. 1 adet zincir çektim. İpimi kestim. Şöyle elimizle yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları temizleyelim. elimizle de yukarı çekip düzeltelim. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana gelen modeli en olur olabilir haliyle bu şekilde iğne de iğneden olan bir modeli tığa çevirdim. İnşallah anlatabildim. İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur. Modeli gönderen arkadaşa teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolaylıklar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.